Evet, biliyorsunuz bu tür toplantılarda hep dile getiriyoruz, bahsediyoruz, üstünde konuşuyoruz son 15 yıldır. Enron'dan bahsediyoruz, Arthur Andersen'den bahsediyoruz. Ben izninizle bunu şuna benzetiyorum. Biliyorsunuz tıp öğrencileri için kadavra üstünde çalışmak vazgeçilmez bir şart. Biz de aslında Arthur Andersen olsun, Enron olsun bir tür kadavra ve üstünde çalışıyoruz. Hani başka şirketlerde hiç case yok da sırf bunlardan bahsediyoruz. Hayır, tabii ki var. Ama bunlar artık çok gün yüzüne çıktığı için, çok ortaya çıktığı için, her şey net görülebildiği için üstünde paylaşıyoruz. Ben şimdi oradan bir örnek paylaşmak istiyorum. Mesela Enron gibi çok büyük bir krizini, bir şirket case'i, Waste Management diye bir geri dönüşüm firması. Denetçisi de Arthur Andersen. Şöyle ilginç bir şey yaşanmış orada. Birkaç not aldım. Şimdi Arthur Andersen denetim yaptıktan sonra Waste Management firmasına bir bulguları var. Diyorlar ki denetimle ilgili olarak bunlar çok fazla düzeltme kaydı atıyorlar. Bu fazla düzeltme kaydı Arthur Andersen'in sorumlu denetçilerini rahatsız ediyor ve şirkete diyorlar ki önümüzdeki yıl hani bu kadar düzeltme kaydı olmamalı. Acaba sisteminizde mi bir sorun var diye bir uyarıda bulunuyorlar. Bir sonraki yıl yine çok fazla sayıda düzeltme kaydı var ama ondan sonra o noktada Arthur Andersen'in ki o zaman biliyorsunuz 100 yıldan daha uzun süre var olmuş bir şirket. Dünyanın en eski muhasebe firması ki denetim diye değil muhasebe firması diye de geçer Arthur Andersen. Üst yönetim müdahalede bulunuyor denetçilerine. Diyor ki yani sonuçta bunlar sizin istediğiniz değişikliği yapıyorlar. Siz bunu onaylıyorsunuz. Raporu buna göre yazıyorsunuz. Bu kadar düzeltme kaydı atmalarıyla ilgilenmeyin diyerek bir baskıda bulunuyorlar ve sonraki senede de bu Waste Management'ta büyük bir kriz ortaya çıkıyor. Yani aslında orada da etik insanlar varmış. Orada da mesleki özen varmış. Bir şeyler varmış ama üst yönetimden bir baskı gelmiş. Üstelik etik değerleri çok ön plana çıkaran bir şirketten. Şimdi burada topu Çağnur Hoca'ya atıyorum. Hocam nasıl olmuş? Bu üst yönetimin müdahalesi. Yani siz ne diyorsunuz bu case ile ilgili Fatih olarak? Fatih Hocam şimdi ben panelist değilim. Çünkü Fatih Hoca böyle arada böyle okuyup ama niye böyle oldu diye hepimizi bütün bir gün odaya kapama eylemi içinde oluyor. Bunu düşünelim bulalım diye. Gerçekten bu enteresan çünkü buradaki denetçilerin yaptıkları şey mesleki şüphecilik, mesleki özen anlamında burada bir sıkıntı olabileceğini öngörmüşler. Ancak üst yönetimden yeterli desteği alamamışlar. Aslında üst yönetim desteği ve liderlikle ilgili hem Fikret Bey hem Tolga Bey çok bahsettiler. Ben o yüzden Ersin Bey'e sormak istiyorum bir denetçi olarak. Şimdi üst yönetimin liderliği konusu evet bu çok geçiyor ama bununla ilgili somut örnekler var mıdır sizin şirketinizde? Hani ben şunu yapmayın dememiştir yani kötü bir örnek değil ama iyi örnekler neler olabilir? Üst yönetim gerçekten liderliği nasıl yapabilir? Biraz somutlaştırmamıza yardım edebilir misiniz? Aslında bizim üst yönetim yani şirket ortaklarına oluşuyor. Şirket ortaklarından da zaten bir tanesi etik kurulunun lideri. Dolayısıyla zaten balık baştan kokar diyoruz ya. Dolayısıyla bizim zaten o etik ofis, etik kurul liderinin şirket ortağı olması zaten alt taraftaki asistanından tutun diğer arkadaşlara çok büyük bir etki yapıyor. Dolayısıyla bu olumlu etkiyi biz hissediyoruz. Zaten onunla çalışan kişiler de otomatikman birebir o etkiyi hissediyorlar. Ve indirekt olarak da diğer arkadaşlar zaten etkileniyor. Yani bizim şirketin en büyük özelliği şirket ortağının etik kurulunun lideri olması. Zaten bizim üst yönetimde böyle bir şekilde sorumluluğu yerine getirmiş oluyor. Hı hı. En somut örnek aslında bizim şirket için bu diyebilirim. Hı hı. Peki o üstün yani o ortak mesela diğer ortaklar arasında daha havalı mı? Ya bir duruş farklı tabii ki ama hani öyle bir hani sonuçta herkesin... Mesela Canan Hanım çok havalı. Hani, ya o tabii farklı bir gözle bakılıyor kendisine. Çünkü o bir etik ofis lideri. Sonuçta bütün bildirimler ona gidiyor günün sonunda. Ve aslında o şirketin mahremini de biliyor. Dolayısıyla farklı bir bakış açısı var ama sonuçta bizim aslında şöyle bir özelliğimiz var. Benim asıl işim vergi danışmanlığı. Dolayısıyla bizim ikinci şapkamız etik komitesi üyesi olmak. Onun da ikinci şapkası etik komitesinin lideri olmak. Dolayısıyla biz asıl işimiz çerçevesinde bir algı oluşturuyoruz ofis içerisinde. Aslında kimsenin aklına gelmiyor. Ben ofiste dolaşırken ya da ofiste dolaşırken işte bu etik komitesinin lideri ya da üyesi diye. Ama tabii zaman zaman hani gördüğünüz zaman hissediyorsunuz. dediğim gibi dolayısıyla hani o algı bir şekilde oluyor. Yani üst yönetimin direkt olarak etik komitesinde görev almış olması önemli bir liderlik özelliği. Fikret Bey, sizin bildiğiniz endüstride bu tür iyi örnekler var mı? Ne şekilde oluyor yani şirketlerde? Sunumda da bahsettiğim bu etik ve uyum ortamının, o atmosferin yaratılması için birinci şart etik liderlik. Onu da açarsak, daha doğrusu mesela en son makalemden bir tanesinde hep şunu söyleyeyim. Bu iş nasıl somutlaşır? Yani diyoruz ya, tone at the top diye bir şey duydunuz mu? İşte liderin yukarıdan şirkete vermiş olduğu mesajlar. Onu İngilizce'de güzel bir yazı gördüm. Action at the top diye. Yani yukarıda tamam bu mesajı ver de bir de somutlaştır. Gel masaya otur, çalışanlarla bir şeyler yap. Git sahaya çık, yine çalışanlarla bir şeyler yap. Onlar senin etik ve uyum ihlal risklerinde nasıl davrandığını görsünler. Mesela çok hoşumuza giden, Bahar'a da bakarak konuşayım, bizim Etik ve İtibar Derneği'nin üyelerinden değil mi Allianz? İsmini verelim tabii ki, Allianz üyesi. İsmini de verelim. Allianz 9 Aralık tarihi Dünyada Yolsuzlukla Mücadele Günü. O gün bir etkinlik yapıyorlar. Şimdi bu bizim alışık olduğumuz şeyler değil. Dünyada da değil. Şirketin üst düzey yöneticileri geliyor bu şeyde, etkinlikte konuşuyor. O etkinlikte de ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bir nedenle geri çevrilemeyen, isterseniz gireriz ama boş verin şimdi detayına girmeyeyim. Geri çevrilemeyen hediyeler var. Çünkü şirketin bir hediye alma politikası var. O hediyeleri açık arttırmada satıp bir para kazanıyorlar. O parayı da işte çocuklarla ilgili hayırlı bir iş yapıyorlar. Fakat o günü, yani dünya yolsuzlukla, yani yolsuzlukla dediğimizde herkesin şöyle bir içi titriyor, canı sıkılıyor, çok da konuşmak istemiyor. Onu bir fırsata çevirmişler. Etik liderlik bu. Öyle hani bir mesaj atarak falan değil, geleceksiniz genel müdür olarak, CFO olarak şirkette konuşup biz buna tolerans göstermiyoruz diyeceksiniz. Gelen hediyelerde böyle bu nedenden alındı veya kabul edildi. Onu da işte böyle paraya çevirip başka bir yerlere veriyoruz deyip insanlara mesaj vermek. Bunun gibi pek çok örnek var. Ben bir örneği paylaşmak istedim. Çok teşekkürler. Çok güzel bir somut örnek oldu. Hocam, bu somut örnekle ilgili bir şey paylaşabilir miyim? Siz biliyorsunuz, çok yakın bir zamanda başıma geldi. Şimdi fakültede iç denetim dersinde bu hediyelerden bahsediyoruz. İşte ben dedim ki yani kültürel olarak mesela size küçük çapta bir şey geldiyse onu reddetmek belki ayıp olabilir. Ya da şirketin üstünde logosu varsa, belli bir değerdeyse alabilirsiniz. Böyle örnekler veriyorum. İşte şey falan anlatıyorum. Mesela diyorum hocaya hediye verilmez. İşte hocaya laptop falan alamazsın. Hani ayıp olur, böyle bir şey olmaz. Neyse, ders bitti. Bir hafta sonra, kulakları çınlasın, Antepli bir öğrencimiz var, Önder. O geldi odaya. Böyle çok yüzü de düşük. Babamın dedi size çok selam var, özürlerini iletiyor dedi. Vallahi şimdi babasını tanımıyorum, etmiyorum yani. Dedim hani hayırdır, ne oldu? Ya dedi ben dedi siz o gün dedi mesaj verince dedi hani anlattım dedi. O da dedi üzüldü. Ya ne mesajı dedim. Olay şu, Antep'ten gelmiş, baklava getirmiş sınıfa, sıranın altına koymuş. Çıkışta bana verecek. Ben de o derste bu hediyeden bahsedince demiş ki aa gördü. Bana mesaj veriyor. Babasını aramış. Demiş ki baba bak hoca çok bozuldu. Hocaya hediye olmaz diye bahsetti. Bayağı kızdım, dedim ara babanı. Teşekkür et. Hediye gönder. Baklava sayılmaz deseydiniz. Baklava sayılmaz. Tabii bizim kültürümüzde var, Anadolu kültüründe. Öğrenciler gittikleri zaman memlekete çok güzel şeyler getiriyorlar. Biz şöyle onları da kırmak istemediğimiz için şunu yapıyoruz. Alıp hemen açıyoruz. Ona da ikram ediyoruz. İşte yan odada kim varsa o an ya da asistanlarımız yanımızdaysa çağırıp, çay içtiğimiz bir yer var okulda, diğer hocalarla paylaşıp onu bir şey haline getiriyoruz. Çünkü almamak da ayıp olabiliyor. Şimdi bu Arthur Andersen case'i ile ilgili bir başka küçük anekdot yine izninizle paylaşayım. Şimdi bu sefer Sunbeam diye bir şirket. Sunbeam mangal satıyor. Büyük ızgara satıyor, ocaklar satıyor. Yeni bir CEO'su var. Yeni CEO da tabii böyle göz önünde olmak için, hemen parlamak için, karı arttırmak istiyor. O dönem çok hızlı bir şekilde daha kış aylarında bütün bayilerini tabiri caizse pompalıyor. Büyük indirimler yaparak malları gönderiyor. Ve bir anda satışlarını 35 milyon dolar fazla gösteriyor. Denetçisi yine Arthur Andersen. Arthur Andersen bu 35 milyon doların 29'unu iptal ettiriyor. Yani yakalıyor. Aslında yakalamış. Ama yakalayamadığı kısımlar var ki yine sonrasında bu Sunbeam'de inanılmaz bir etik case yaşıyor. Şimdi bana bu şunu hatırlattı. Ben Çağnur Hoca'nın hem öğrencisiyim hem asistanıyım. Hoca özellikle kurumsal yönetim konusunu bir teoriye bağlayarak çok güzel anlatır. Kırık cam teorisi. Hocam bu kırık camdan bahsedip o bir camın acaba ne kadar önemi olabileceğini bizle paylaşır mısınız? Teşekkür ederim. Kırık cam teorisi aslında psikolojiden gelen bir teori. Yani psikolojinin bir teorisi. Fakat özellikle düzenin, birlikteliğin sağlanması için birçok alanda uygulanmış. Kırık cam teorisi şuradan çıkıyor aslında. Bir tane bina düşünün, bir camı kırık, içi boş. Daha sonra baktığında bununla ilgili bir sürü yapılmış deney de var. Diğer camların da yavaş yavaş kırıldığı, daha sonra içine evsiz insanların yerleştiği, daha sonra orasının yavaş yavaş bir huzursuzluk ve kötülük yuvası haline geldiği gözlemlenmiş. Bu aslında hani kaldırıma bir poşet çöp bırakmaya benziyor. Hani siz bir poşet çöp bırakırsınız, başka kimse gelip onu kaldırmaz. Sonra öbürü de gelir bırakır, öbürü de gelir bırakır ve her taraf bir çöplüğe dönüşür o kaldırımdaki. Kırık cam teorisi diyor ki aslında biz düzen istiyorsak, suçla mücadele etmek istiyorsak o ilk çöpü koymayacağız oraya. Ya da o ilk çöpü gördüğümüz anda hemen kaldıracağız. Bir kırık bir cam söz konusuysa hemen o cam tamir edilecek. Eğer onu yapmaz isek bu gitgide kar topu gibi büyüyüp çoğalan bir şey gösteriyor ve bunun aslında uygulaması da olmuş. New York'ta ciddi suç oranları olduğu dönemlerde yeni gelen belediye başkanının yaptığı, uygulamışlar bu teoriyi gerçekten. Bir tek kırık cam olmayacak, bir tek boyasız bina olmayacak. Bunun üzerine çalışmışlar ve ondan sonra ciddi oranda suç oranları düşmüş. Çünkü insanların kendini daha güvende hissedebilmesi, herkes bir düzen varsa oradaki o kırık cam aslında düzensizliğin, otorite boşluğunun, bunların simgesi haline geliyor toplumda. Dolayısıyla evet, hani kırık cam teorisi baktığımızda etikte de çok önemli düşünürsek. Gerçekten bir küçük cam sonradan çok büyük şeylere sebep olabiliyor. Hani burada da çok küçük bir ihlal yapılmış olabilir ama siz o ihlal anında o olaya müdahale etmezseniz daha sonra bir büyüğü hep oluyor. Buna en çok galiba bankalar uyguluyor. Ben bankada staj yapmıştım. Sonra bankacı olmaya karar verdim. Birinci şey buydu. İkincisi banka bizim zamanımızda öyleydi. 1 lira şubede oynasa, hesaplar tutmasa kimse dışarı çıkamıyordu. Yani 1 lira için herkes oturuyor şubede. O yüzden ben Tolga Bey'e dönmek istiyorum. Burada siz bankacı olarak acaba burada kırık camlar konusunda ne yapıyorsunuz iş denetimde? Tabii memnuniyetle. Kırık camlar, işte sokağa atılan çöpler, bunların hepsi aslında tek bir şeye işaret ediyor bence. Verilen kararlarda adil olmak. Şimdi az önce verdiğiniz örnek o kadar doğru bir örnek ki eğer 1 lira bile açık varsa o 1 lira açığı sadece onun sorumlusu olan gişe yetkilisini değil, bütün şubeyi içeride tutarak siz burada şu an hepimizin bir problemi var ve bu problem bunu sayarken yanlış yapmış olan arkadaşımdan değil, o sırada müşteriyi yönlendirmiş diğer arkadaşımdan kaynaklanıyor da olabilir. Veya bir işlemde farklı bir şekilde siz bunu yönlendirmiş ya da müdahale etmiş olabilirsiniz. O yüzden bu para bulunana kadar kimse çıkmıyor davranışı. Sadece şube özelinde çok güzel bir örnek ve adil olmayı gösteriyor. Şimdi disiplin kurullarından bahsetmiştik Fikret Bey'le beraber. Buralarda da hep aynı şekilde hareket etmekte fayda var. Bunu sağlayabilmek için işte etik liderlik, üst yönetimin bu kurullarda olmasının bankalarda nasıl tezahür ettiğini ben size aktarayım. Hemen hemen bütün bankalarda disiplin kurullarında ilgili iş kollarının en tepe yöneticileri bulunur. Teftiş kurulu başkanlarıyla beraber. İnsan kaynakları mutlaka bulunur. Ve işlemin büyüklüğüne göre de mutlaka genel müdür de bu kurullara girer. Şimdi burada önemli olan verilen yaptırımın mutlaka işle ilgili olması gerekiyor. Ama işle ilgili olarak bir yaptırım verilecekse de bunu mutlaka verilmesi gerekiyor. Şöyle şeyler mesela yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Bazen şu tartışmalar olabiliyor. Tamam, Beşer şaşar. Evet şaşar. Arkadaşımız şaşmış. şaşmış. Ama çok karlı ya. Ama satışları çok iyi. Ama bölgenin birincisi. Ama bunun eğer o kapıyı bir kere açarsanız, o kapıyı bir kere açtığınızda ikincisinde artık geri dönemezsiniz. Çünkü istisna değil bu. Bu adil olmakla ilgili bir konu. Eğer bu ama şey değil, sallandıralım 3 tanesini Taksim Meydanı'nda, bak bir daha yapıyorlar mı hareketi değil kesinlikle. Bu her durumda, ödüllendirmede de, yaptırımda da adil olma ve doğru yönlendirme, işte etik duruşu liderin sergilemesiyle ilgili bir şey. Siz işe alımda, ödüllendirmede, terfide, performans değerlendirmede, cezalandırmada, iş aktifesinde, her aşamada eğer bu şekilde aynı çizgide doğru hareket ederseniz, işte o zaman kırık cam yaratmamış oluyorsunuz. Benim bankacılık sektöründeki tecrübem çoğunlukla bunun uygulanabildiği yönde. Uygulanamadığı yerler var mıdır? Tabii ki de vardır. Her sektörün, her bankanın, her kurumun mutlaka hataları oluyordur. Ama amacımız iş denetimi olarak, yani o kurullarda bir sandalyesi olan kişi olarak benim amacım her zaman bu kapının kapalı kalmasını sağlamak. Bilmiyorum, yardımcı oldum. Teşekkür ederim. Peki bu anlamda TÜRMOB'a bakarsak eğer Erol Bey, çünkü TÜRMOB hani kendisi bir şirket değil. Hani bir meslek grubu. Burada disiplin kurulları var vesaire. Acaba onların işleyişinde de buna bakış açısı nasıl? Hoşgörülü müyüz, değil miyiz? Nasıl olmalıyız bu konuda? Sizin görüşünüzü alalım. Teşekkür ediyorum hocam. Şimdi böyle siz kırık camlardan bahsederken bizim mahalleden hiç öyle gözükmüyor diyorum, biliyor musunuz? Yani kurumsallaşmış şirketlerde denetim, etik kurallara uyum ve o kurumsallaşmış şirkette görev yapan meslek mensupları için de kolay. Ama piyasa dediğimiz muhasebe, işte o adlandırılan piyasa muhasebesi var ya hocam. Gerçekten orada arkadaşlar var olma mücadelesi veriyor. Niye veriyor? Çünkü onların hitap ettiği müşterilerde bir kural yok, bir disiplin yok. İşte son çıkan 6102 sayılı kanunla o özel işlem deneticiliğini de kaldırdılar. Şu anda limite şirketlerde sermaye blokajını da kaldırdılar. Yani önüne gelen şirket kuruyor. Şirketi nasıl yönetilir, kurumsallaşma nedir, o nedir, bu nedir bilen hiçbir işveren yok. Örnek veriyorum, işte 331 şişer veya 131 şişer, ya arkadaşlar işte şeye söylersiniz, dersiniz ki bu sizin başınıza iş açacak, sermayenin yapısını bozuyor ve bu ya kasa şişer, milyonlarca parası var kasasında. Sonra gider bankaya, bankacı der ki işte söyleyin muhasebecinize ya da mali müşavire bunu düzeltsin, gelsin. O da gelir böyle, işte bu düzeltmesini istiyorlar, bunu yok et, şunu yok et, bunu yok et. Yani bilanço makyajlaşması, makyaj deniliyor ya. O maalesef bizim meslek mensuplarımızın başında bir bela. Biz TÜRMOB olarak, odalarımız olarak elbette disiplin yönetmeliğimiz, işte bu konuşmamda da söyledim, çalışma usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğimiz o kadar güzel ki, o kadar katı ki, yani etik ilkelere tamamen uymamanın aslında bütün yaptırımları var. İşte etik ilkelerin o 5 tane şeyi var: dürüstlük, tarafsızlık, mesleki özen, gizlilik, etik davranış. Bunlara uymamanın bütün karşılığı disiplin yönetmeliğimizde var ve onlar da ceza yaptırımlarla karşı karşıya kalıyorlar. Ya ben disiplin kurulu başkanlığı da yaptım 5 yıl, 2 yılda üyelik yaptım. İstanbul Odası'nda inanın her ay 200-150 dosya geliyor. Ama buna rağmen oturmuyor. Neden oturmuyor? Dediğim gibi bu meslek kitlesinin hitap ettiği müşteri kitlesi kurumsallaşmamış. Onun ticaret etiği yok. Bu ülkede bir kere hocam siyaset etiği yok. Yani öyle bir etik olmayan yerde gerçekten TÜRMOB olarak odalarımızda çok çalışıyoruz ama kırılan camları da bir türlü toparlayamıyoruz maalesef. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Şimdi Ersin Bey'e, denetim firmasına pas atalım. Siz ne kadar hataya nasıl bakıyorsunuz? Ne kadar tolerans gösteriyorsunuz? Kırık camlarla sizin aranız nasıl? Aslında şöyle, bizim avantajımız müşterilerimizin portföyünün biraz daha farklı olması. Genelde yabancı şirketler çalıştığımız için çoğu kurumsal firmalar ve gerçekten de Maliye Bakanlığı'yla hiçbir sıkıntı yaşamak istemiyorlar. Çoğu çok tedirgin davranıyor bu konuda. Dolayısıyla bizim çok bir kırık cam görmüyoruz. İş yapış şeklimizden de bu kaynaklanıyor. Ama zaman zaman yerli Türk şirketlerle çalışıyoruz. Gerçekten oradaki farkı çok rahat hissedebiliyoruz. Yani maalesef diyorum. Hatta bizim işte işe yeni başlayan arkadaşlar bile o farkı hissedip hemen onlar bile bir kendi aralarında bunu yorumlayabiliyorlar. Piyasanın gerçeklerini açıkçası çalışanlarımız çok bilmiyor. Müşteri portföyümüzden kaynaklı. Dediğim gibi zaman zaman değişen müşteri portföyünden bunu hissediyoruz ama genel olarak hani bizim müşterilerimizin davranış biçiminin genelde bir davranış biçimi olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Ama maalesef böyle değil. O gerçekle de maalesef zaman zaman karşılaşıyoruz ama çok bir kırık camla karşılaşmıyoruz. Hocam bu noktada izninizle şimdi Fikret Bey'in uzmanlık alanlarından biri de aile şirketleri. Biz de vallahi. Peki hani ailelerde şimdi kuşaklar arasında hani Erol Bey'in söylediğini de düşünürsek hani iş ahlakı olarak, iş etiği olarak, şirketin muhasebecisine, finansal raporlarına bakış olarak bir farklılık var mı? Onlar arasında bir çatışma var mı? Bu anlamda daha mı iyiye gidiliyor, daha mı kötüye gidiliyor? Siz niye vazgeçtiniz aile şirketlerinden? Kaçtınız mı? Ben şimdi 2009'un başında ayrıldım PwC'den ve şirketimi kurdum. Sonra kendime göre işte strateji yapmaya çalıştım. Ne yapabilirim diye. Bir tanesi bağımsız denetimdi yapabileceğim. Bir tanesi de çok ciddi bir boşluk gördüm. Aile şirketleriydi. O zamanlarda Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin üyesiydim. Ve kurumsallaşma konusunu oldukça ciddi kafa yoruyorduk bir ekip olarak. Hatta rehberler çıkardık. İsterseniz onlara da ulaşabilirsiniz. Çok iyi çalışmalar oldu. Bir taraftan da mesleki olarak da bu işi yapmaya çalışıyordum. Çok uzatmayayım. Günün sonunda geldiğim yer, başkan en başta bir şey söyledi. Saygınlık dedi. Saygı görmediğimi düşündüm. Olayı çok böyle kişiselleştirmeyeceğim. Fakat saygı görmediğiniz bir yerde durmak istemiyorsunuz. O saygınlığı sağladığım yerde kendimi çok iyi hissettim. Öncelikle bence aile şirketleriyle ilgili yaşadığım en kötü tecrübe odur. Ağırlıklı olarak. Hepsine söylemiyorum bunu ama büyük bir kısmında bu problem var. Bence biraz daha şey konuşalım şimdi, teknik konuşalım. Aile şirketlerinin benim gördüğüm en önemli şeyi patronajlık. Şirketin içinde iç kontrol sistemlerinin sağlıklı bir şekilde oluşturulmaması ve raporlama sisteminin oluşturulmaması. Sahibinin şirketi kendi cebi gibi görmesi. Bildiğiniz şeyleri tekrarladığım için canım sıkılıyor. Belki keserim yani, ama o şirketi bir tüzel kişi gibi görmüyorlar. Tüzel kişinin o kişiden farklı bir kişi, tüzel kişilik olduğunu anlamıyorlar. Anlamadıkları için de kendi bir eşyası gibi davranıyor. Kasasını boşaltıyor, stoğunu boşaltıyor veyahut da işte açıktan satışlar yapıyor. Aklınıza gelebilecek hileli mali tablolarla ilgili bütün suistimalleri yapıyor. Biz Türkiye'de aile şirketlerinde yapılanlara bu hileli mali tablo suistimali bile diyemiyoruz. Mali tablo suistimali bile demiyoruz. Yani o kadar yaygın. Sürekli çıkan bu aflar da esasında bunun en ciddi göstergesi. Her af esasında ciddi bir süredir kayıt dışı olan ekonominin bir şekilde normalleştirmesi, bildiğiniz gibi. Bunların hepsi bir suistimal ve bu suistimal ne yazık ki herkesin gözü önünde oluyor. O nedenle çok tatsız gidiyor benim gördüğüm. Muhakkak çok iyi şirketler var. Benim de çok değerli, iyi müşterilerim var. Ama bunu yaygınlaştırmak için daha çok çalışmak lazım aile şirketleriyle. O patronlara anlatmak lazım. Olay patronda yıkılıyor. Doğal olarak da belki mesleğe bir referans vererek sizin sözünüzü, sizin sorunuza cevap vereyim. O patronun, o patronajlığı altında en fazla ezilen de ne yazık ki mali işlerdeki meslektaşlarımız oluyor. Günün sonunda çok ciddi bir dilemma ile karşılaşıyorlar. Böyle bir iki şey arasında bir karar vermek zorundalar. Ya gidecekler ya kalıp para kazanacaklar. Bunlar bazen gerçekten ihtiyaç olarak karşıya düşüyor. Yani ciddi bir karar olarak çıkıyor. Bazen de artık o meslek mesulumuzda ne yazık ki şeyini kaybediyor. Değerlerini kaybediyor iyice. Yüzsüzleşiyor yani iyice. Ve artık anlamsız bir şekilde mesleğimizin dışına çıkarak çok fazla işler yapılıyor. Bilmiyorum, çok güzel cevap vermedim belki. Tatlı değil ama hani böyle benim gördüğüm. Size şöyle... Yo, aslında gerçekten olduğu gibi hani burada tartışmamızın yani amacı bu. Aslında bu sizin dediğiniz nokta tam da Seçil hocamın şey diye bahsettiği nokta. Artık hani burada çık bu işten dediği noktaya denk geliyor sanırım. Ben buradan hani şey aklıma geliyor. Şimdi çok ciddi bir teknolojik gelişme var. Bilgi sistemleri. Özellikle hani muhasebe alanında bunlar bize iç kontrol ve denetim imkanlarını çok sağlıyorlar. İnanılmaz bir veri var. Tabii aynı zamanda da bir takım kontrol riskleri getiriyorlar. Verinin güvenliğine sağlanması. Bunu konuşmuştuk. Bu da önemli bir konu. Hani burada şundan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Yine bankacılığa geldi iş ama Türkiye'nin de dünya literatürüne kattığı en önemli etik bir vaka vardır. İmar Bankası. Ve tamamen aslında bilgi sistemleriyle çift kayıt yapıp muhasebede ikili bilgi sistemi kullanarak çok ciddi bir skandala imza atmıştır. Bu noktada acaba teknolojinin bize artı eksi ne getirebilir? Bununla ilgili banka deyince şimdi size döndüm tabii, öncelikle. Yani sadece banka olarak düşünmeyin. Ben iç denetim perspektifinden cevap vermeye çalışayım. Aynı zamanda belki muhasebe açısından da değerlendirebiliriz. Yani son 2-3 sene, 5 senedir diyelim ama son 2-3 senedir iyice tavan yaptı. Buradaki değerli meslektaşların, katılımcıların hepsinin tecrübe ettiği üzere ne zaman bir panele, ne zaman bir kongreye, işte sempozyuma nereye katılırsanız katılın, 5 konuşmacıdan bir tanesi size işte Endüstri 4.0 diyor. Değil mi? Ondan sonra işte dijital dönüşüm diyor, yapay zeka diyor. İşte mesela ben de dedim, geri durmam. Yani 2 sene önce muhasebe eğitim sempozyumunda dedim ki 20 sene içinde ben dahil hep beraber işsiz kalacağız, hayırlı olsun dedim. Çünkü bizim işte bu yazılımlar işimizi elimizden alacaklar. Neyi alacaklar? İşin operasyonunu elinden alacaklar ama işin kafa tarafı, yani biz onu nasıl kullanacağız, nasıl yönlendireceğiz, etik olarak nasıl yönlendireceğiz, işte bunlar bizim şeyimiz. Ama bu teknolojik dönüşüm kaçınılmaz. Yani artık 20 sene önce yaptığı şekilde işini yapan var mı aranızda? Hani herhangi bir bilgisayar ya da muhasebe yazılımı kullanmadan işini yapan herhalde yoktur. Yani mümkün değil, sürdüremezsiniz. 20 sene sonra da bugünkü gibi yapmayacağımız çok aşikar. O yüzden çok korkmaya gerek yok. Sadece nasıl yapacağımızı yani belirlememiz gerekiyor. Şimdi Fikret Bey'in söylediği aile şirketlerinin sahiplerinin bir kısmı da karşımda oturuyor. Hepinizin işletmesi var. Hepiniz işletme sahibisiniz belki. İşte belki çocuklarınıza devredeceksiniz. Devrettiğiniz zaman hani yetişiyorlarsa onların bunu nasıl sürdüreceğinin önlemlerini şimdiden almanız, onlara eğitmeniz gerekiyor. Bu dönüşümün, bu teknolojinin artıları şunlar. Bir kere çok daha hızlı olacak her şey. Ben mesleğe başladığım zaman işte kırmızı kalem, yeşil kalem, cetvelle çize çize gidiyorduk şubeye gittiğimizde, denetimlerde. Şimdi ben açıkçası arkadaşlarımı şubeye göndermiyorum. Yani eskiden 1 ayda ya da 2 ayda yapılan denetimleri neredeyse 3 günde bütün datayı gözden geçirip sadece fiziki yerinde kontrol etmek için 2 günlük, 3 günlük, hadi çok büyük yerlerse 5 günlük ziyaretlerle bu işleri bitiriyoruz. İşin diğer tarafında bunu çok iyi algılamak gerekiyor. Yani bu 2 senedir katıldığım panellerde, işte sempozyumlarda yapılan konuşmalardaki şeyde, Antalya'da beraberdik muhasebe eğitim sempozyumunda. Orada da teknoloji çok vurgulandı. Bu eğer bizim mesleğimizi bugün yaptığımız haliyle, yani pozitif tarafını koyduk bir kenara, elimizden alacaksa biz mesleği kendimiz dönüştürmemiz gerekiyor. Yani muhasebecilik dediğimiz aslında biraz daha müşavirlik tarafına doğru herhalde. Sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz. Kayıyor. Hatta muhasebe işi biraz artık denetim işine doğru dönüyor. Benim bir muhasebeci olmayarak dışarıdan gözlemlediğim. Çünkü iç denetim işi de artık daha fazla güvenilir danışman rolünü üstlenmeye başlıyor. 1950'den beri benim şu an üyesi olduğum, yönetim kurulu üyesi olduğum enstitünün, dünya örgütünün iç denetimle ilgili yaptığı tanımlara baktığınızda ilk 50'lerde, işte 54'teydi sanırım ilk tanım yapılırken, ya da 44 olabilir, özür dilerim, bu tür şeylerde çok iyi değilimdir. Yani muhasebe işlemlerinin kontrolü diye geçiyor işte. Bugün geldiğimizde bayağı dillere destan, işte yönetimin amaçlarına ulaşması için, hedeflerine ulaşmada ona yardımcı olan işte güvenilir danışman, güvence hizmeti vesaire vesaire, o neler yapıyormuşuz. Bunu daha da ileri götürmemiz gerekiyor. Artık danışmanlık rolünü iş denetimde daha da yukarı çıkarmamız gerekiyor. Neyi unutmadan? Güvence rolümüzü unutmadan. Muhasebecilik içinde, müşavirliğe doğru dönüşümde, denetimle birleşmede sonuçta söyleyeceğim şudur ki ben bundan 20 yıl sonra muhtemelen iç denetim, dış denetim böyle hep beraber ortak bir noktada bir yerde birleşeceğimizi ve çoğu işi de robotlara yaptıracağımızı ama onun çıktılarını da iyi analiz edecek, iyi kafalara ihtiyaç duyacağımızı düşünüyorum. Bu da ciddi bir eğitimle, kendini geliştirmekle oluyor. O yüzden bu salonda şu an hala gitmeyerek olan herkesi de tebrik ediyorum. Çünkü her şekilde ne açıdan olursa olsun eğitim, mesleki gelişim, hani bugün konuştuğumuzdan belki ufacık bir şey, hepimizde bir şey alır, ileri doğru götürürse en büyük katkı olacaktır. Bilmiyorum hocam, o şey oldu mu? Teşekkür ederim. Aslında evet, hani teknoloji bizim işimizi dönüştürüyor. Bu anlamda belki farklı, yani müşterilerle olan ilişkiyi de değiştiren bir şey olabilir. Daha müşavirliğe dönünce iş daha etik uygulamaların yerine konmasına katkıda bulunabilir. Bilmiyorum Seçil Hocam, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Tam duyamıyorum hocam. Topu yumuşatıp bir daha pas atayım. Tamam, buyurun. Bu arada şimdi çok önemli bir nüans. Tolga Bey'in söyledi, yani 20 yıl önce, 20 yıl sonra. Şimdi kendisi de vardı. Antalya'da da ben de bu sene bir sunum yaptım. Orada bir şey söyledim. Dedim ki biz muhasebe hocaları olarak aslında sınıfta kalıyoruz. Bir şey değiştirmemiz lazım. Maalesef hala, hatırlayacaksınız, giren borçlu çıkan alacaklı gibi yasaklanması gereken bir sloganla muhasebe anlatıyoruz. Aslında bunun da değişmesi lazım. Yani hocam her şey değişiyor hakikaten. Üniversite hocaları değişmiyor. Gençler daha değişik olabiliyor ama... Hocam yıllardır aynı hocam diyorsunuz. Yani bunu ilk şeyde de düşünmüştüm. Şimdi uluslararası standartlar geldiğinde biliyorsunuz, finansal raporlama standartları, hep dedik ki artık mesleki yargı değil mi, ön plana çıkacak. Önce mesleki muhakeme demiştik buna, sonra mesleki yargı dedik. Yani bilgiyi, tecrübeyi kullanarak kendimiz bir karar vereceğiz. Neden? Çünkü elimizde bizim kural bazlı değil, ilke bazlı bir standart seti var. Yani size çok ana hatlarıyla bir yol göstericilik yapıyor. Sonra diyor ki işte sen buna göre kendin karar ver. Mesleki yargının en önemli bileşeni aslında o zaman etik. Çünkü baş başa bırakıyoruz muhasebeciye. Mesela 100 sayfalık bir doküman vermiyoruz. Bir sayfa veriyoruz. Diyoruz ki bak ana fikir bu. Felsefe bu. Bunu oku ve buna göre hareket et. Şimdi burada en önemli nokta bu kişinin biz etik olduğundan zaten eminsek eğer ona biz bu bir sayfayı veririz. Zaten etik olduğundan şüphe ediyorsak ki Amerikalılar biliyorsunuz yıllarca bundan şüphe ettikleri için binlerce sayfalık bir külliyat verdiler. Ama orada da yani bunu yapmalarına rağmen yine krizler ortaya çıktı. Dediler ki demek kural bazlı olunca da işler yürümüyor. O zaman ne yapmalıyız? Dönelim ilke bazlı olalım ama etik muhasebeciler yetiştirelim. Etik meslek mensupları yetiştirelim. Şimdi bu noktada hocam oradan gelen soruyu böyle yumuşatırsak eğer, farklı hale getirirsek dünyada etikle ilgili bu anlamda neler tartışılıyor? Çünkü yine Erol Üstad'ın söylediği şey, vermeyeceğim mikrofonu. Yani bu da bir öz eleştiri. Ben de bir SMM olarak bunu da lütfen öz eleştiri olarak alın. Kimseye hedefleyerek söylemiyorum ama bizdeki etik tartışmalar hep müşteri kapma, değil mi? Tahsilat sorunu, müşteri ayartma sorunu. Yani mesela dünyada yeni bir standart çıkıyor. Bunun etik boyutuyla ilgili tartışmalar oluyor. Mesela merak ediyorum, Sayın Başkan'a, Etik Kurulu'na bizde ne zaman böyle sorular gelecek? Yani para tahsil edemedim, o benim müşterimi aldı yerine. İşte yeni çıkan standart TMS 18 gitti, TFRS 15 geldi. Bu TFRS 15'in 17. paragrafı ile ilgili ne var diye ne zaman bir soru gelecek, bu günleri de görebilecek miyiz? Verdim. Hocam çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın, biraz önce gerçekten buradan soruyu duyamadım. Bu konuda söyleyecek çok şeyim var çünkü. O yüzden mikrofonu elime aldım. Buna ihtiyacım yok. 3 dakikanız var. Ben bu konuda biraz konuşmak istiyorum. Şimdi aslında problem ne problemi? Arz talep problemi. Hizmete talep az olduğu zaman ne konuşuluyor? Haksız rekabet konuşuluyor. Yeni müşteri bulma zorluğu konuşuluyor. Kısaca aslında bu sorunlar talep azlığından kaynaklanıyor. Şimdi hocalar bana sordular, dünyada ne konuşuluyor? Şimdi eğer talep sıkıntımız olmasaydı bizim, yani hizmete olan talep çok, meslek mensubu yok, az. O zaman ne konuşurduk? Onlar onu konuşuyorlar. Diyorlar ki yetişemiyoruz. Yani mesleki yeterlilik ve gerekli özen, eleman bulamıyoruz. Onların hizmetlerine talep çok olduğu için kaliteli eleman bulma sıkıntıları var. Bir yetenek havuzu yapmışlar. Bu yetenek havuzuna sürekli yetenek atıyorlar. Teknoloji, inovasyonla birlikte. Bu atılan yeteneklerin en önemlileri big data dedikleri büyük veriyi analiz edebilme gibi özellikler ve diyorlar ki işletme okullarına, üniversitelere çok fazla eleştiri var. Bu okullardan mezun olanlar daha fazla bu büyük veriyi analiz etme teknikleri hakkında bilgi sahibi olsunlar diyorlar. Dolayısıyla onların konuştukları orada talep çok ama arz daha az. Daha çok bu konuşuluyor. Biraz önce kırık camlarla ilgili ne konuşuluyor dünyada? Muhbirlik aslında bahsedildi sunumlarda. Whistleblowing diyorlar buna. Biz Türkiye'de kültürel olarak muhbirlik mekanizmasını çok fazla kullanabilen bir kültür değiliz. Kültürlerin bu konuda kendini değiştirmesi de çok zordur. Ama kırık camlar için aslında yurt dışında en çok kullanılan mekanizma muhbirlik mekanizmasıdır. Peki orada bu sorun yaratmıyor mu? Onlar haksız rekabet konuşmuyor olabilirler ama onlar da şunu konuşuyorlar. Muhbirlik çok fazla kullanıldığı için bu sefer de firmanın üst yönetimi firmanın mali departmanlarından bilgi saklıyor ve sistemde bir takım yerlere muhasebe meslek mensuplarının girmesini engelliyor. Onlar da bunu tartışıyorlar. Yani muhbirlik mekanizmasının çok fazla kullanılması, kırık camların bulunması adına da bazı sorunları, veriye ulaşamama sorusunu gündeme getirebiliyor. Dolayısıyla onların tartıştıkları bunlar. Biz ne zaman bunları tartışabileceğiz? Tabii ki hizmete olan talep arttığında. Hizmete olan talep azaldıkça siz bir ürünü nasıl satabilirsiniz? 2 tane yolu vardır dünyada, başka da yolu yoktur. Ya fiyatı satarsınız ya hizmeti satarsınız. Mesela Türk Hava Yolları hizmeti satıyorsa Pegasus fiyatı satmak zorundadır. Dolayısıyla eğer sizin bir talep azlığı probleminiz varsa 2 strateji güdersiniz. Fiyatı sattığınız zaman haksız rekabet oluşuyor. Sıkıntı orada. Fiyatı satmak ne demektir? Siz fiyatı indiriyorsunuz. Ama eğer ürünü satarsanız bu ne demektir? Örneğin etik sertifikası hizmeti satmaktır. Bu da bir stratejidir. Yani haksız rekabetle uğraşmanın hizmeti satma yolundaki stratejisidir diye düşünüyorum ben. Ürünü farklılaştırabilirsiniz talep az olduğunda. Ne zaman haksız rekabet konuları bizim gündemimizden kalkacak? Amerika'da, İngiltere'de tamamen kalkmış mı? Hayır. Soruyorlar. 5 tane sorununu söyle diyorlar. Şu an size sorsalar birinci haksız rekabet diyorsanız onlar da 4. de haksız rekabet diyorlar. Yani bunun tamamen yok olması mümkün değil ama ana sorunların içerisinde daha aşağılara inmesi mümkün. Hizmete olan talep burada arttıkça. Şimdi bununla ilgili şöyle durumlar da var biliyorsunuz. Alınan sertifikaların dünyada geçerli olması ve Türkiye'de bizlerin şu anda okuttuğumuz öğrencileri biz nelere yönlendiriyoruz? Uluslararası sertifikalara ki bu öğrenciler diğer ülkelerde çünkü bu konularda açıklar var. bu tip yollar da belki çözüm olabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Peki mesela bu yollara değinmişken, şimdi yarın akşam TİDE'nin farkındalık ödülleri var. Tolga Üstad davet etti bizi ama çok ödüllere katılamayacağız. Yıllardır yapıyor TİDE. Yani belli alanlarda ödül veriyor. Farkındalık ödülleri veriyor. Önce kendisine soralım, bu ödüller nasıl belirleniyor? Sonra Erol Üstad'a sormak istiyorum. Mesela TÜRMOB'un, ya da belki sizlere sorayım Cemil Hanım, İstanbul Oda'nın neden böyle bir etik ödülü yok? Olmalı mı? Çağnur Hoca'ya sorayım. Bu ödül ödül sayılır mı? Etik olmanın maddi katkısı mı olmalı? Manevi katkısı mı olmalı? Bombayı bıraktım. Buyurun. Bize sormadın. Etik ve İtibar Derneği'ne soralım. Bombayı o zaman ilk ben alıyorum. Şimdi... Ben pimi sizde bırakayım, ondan esas sonra şey yapacağım. Hocam nasıl yapalım? Bombayı ben geri mi iade edeyim yoksa? Bombaya sonra cevaplayalım. Şimdi evet, önce ben yapalım. Bombayı Seçil Hoca alacak. Hayır, ben şimdi cevaplayacağım dermişim. Tolga Bey teşekkür ederim. Şimdi Türkiye İş Denetim Enstitüsü'nün farkındalık ödül töreni var yarın akşam. Belki hani üye olan ya da bir şekilde sosyal medyada ya da mecralarda takip eden varsa hani duymuş olabilir. Bu sadece Türkiye'nin değil, iç denetim mesleğini ben de böyle arada şeyler yaptım, teaserlar yaptım, işte biz de mesleğiz gibi dikkat ederseniz. Bunun farkındalığını arttırmak için dünyada uzun süredir Mayıs ayı iç denetim farkındalık ayı olarak kutlanıyor. Yani daha doğrusu kutlanması teşvik ediliyor ki bir sebep ilhak edelim ve bu sebebin çevresinde bir şeyler yapalım diye. Biz de Türkiye'de bunu uzun süredir farkındalık ayı kutluyoruz ama artık ödüle de döndürdük. 8-10 senedir de ödül veriyoruz sanırım. Şimdi kategoriler şunlar. Bir tanesi, en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi, iç denetimin önemi, etkisi için kendi habitatlarında, kendi işte organizasyonlarında, şirketlerinde farkındalığı yaratan ve bunu en çok vurgulayan şirketlerden başvuru bekliyoruz. Yani bunu biz seni beğendim, seni beğendim, seni beğendim şeklinde vermiyoruz. Son 3 yıldır da çok ciddi başvuru alıyoruz. Organizasyonlar hazırlıklar yapıyorlar, projeler geliştiriyorlar, bu projeleri hayata geçiriyorlar ve bunun sonuçlarıyla beraber bize başvuruyorlar. İkincisi, iç denetim bir meslek, bir süreç, bir iş. Bunun çıktıları var. Bu çıktıların da kaliteli olması çok önemli dediğimiz bir şey. O yüzden işte kalite güvence denetimlerini almasını, zaten standartlar da bunu öneriyor organizasyonların. Almasını teşvik ediyoruz. Bunu alan, başarıyla geçen ve geçer notu olan şirketlerin iç denetim departmanlarına bu ödülü veriyoruz. Üçüncüsü, akademik ödülümüz var bizim. Akademik anlamda iç denetim mesleğine o bir yıllık süreçte en çok katkı yaptığını düşündüğümüz, bizle en çok çalışan, en çok değer veren, bu konuda öncülüğümüzü alan hocalarımızdan arasından veya akademisyenlerimiz arasından ödüllendiriyoruz. Dördüncüsü bireysel başarı ödülü. Bireysel başarı ödülünü mesela 2014'te ben aldım. Niye aldım? Onu da söyleyeyim. Bunun da somut bir şeye dayanması gerekiyor. 2014'te çok kapsamlı bir araştırmanın sonucundan TİDE, yani iç denetim mesleğiyle ilgili bir rapor yazmıştım. Ondan sonra o rapor mesleğin farkındalığı için çok fazla kullanıldı. İşte yurt dışında ses getirdi, Amerika'da ses getirdi. Sonra o rapordaki çıktılardan böyle değişik değişik kotasyonlar bir sürü raporda ben de şaşırdım. Niye bu kadar şey yapıyorlar diye böyle bir ödül verildi. Bu senede mesela 2017 yılında bugüne kadar yapılmış Türkiye'deki en büyük iç denetim araştırması yapıldı TİDE tarafından. Yaklaşık 3000 kişiye ulaşıldı. Bunların içerisinden 1000'in üzerinde anlamlı sonuç çıktı. Ve şu an onun analizini yapıyoruz. Bu araştırmayı yürüten 3000'in üzerinde kişiye bizzat kendisi ulaşan, baştan aşağı raporlamasını yapan arkadaşımız yarın akşam bu ödülü alacak. Çeşitli kategorilerde ödüller var. Hani hepsini şey yapmayayım. Nasıl veriyoruz? Bu çok önemli. Bir tüzüğümüz var. Bunun devamında bir ödül yönetmeliğimiz var. bu yönetmelikte hangi kategoride kimlere ödül verileceği, hangi standart, hangi şartların geçerli olduğu, başvurunun nasıl yapılacağı belli. Bir de şeyimiz var, komitemiz var, ödül komitemiz var. Bu ödül komitesine bütün başvurular sunuluyor. Oldukça uzun saatler süren bir tartışmanın sonucunda ödül komitesi adaylarını belirliyor. Bütün diğer adaylarla beraber, yani bizim seçimlerimiz bunlardır ama budur diye bir de tekrar bütün yönetim kurulunda tekrar tartışıyoruz ve nihai bir sonuca varıyoruz. Çünkü bazı şeyler çok somut olabiliyor ama bazıları, mesela toplumsal farkındalık adına, hani Türkiye'de toplumsal farkındalık, toplumun daha iyiye gitmesi için bir şeyler yapanlara da ödül vermek gibi bir niyetimiz var ve bunu birkaç yıldır gerçekleştiriyoruz. Bu sene inşallah yarın duyulacak. Çok değerli organizasyonlara gidiyor bu ödül. Bunları seçmek çok zor. O yüzden de olabildiğince şeffaf, bütün üyelerin gördüğü, bildiği, onayladığı bir süreçten bu ödül veriyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Acaba Etik Derneği'nin de var mı böyle bir ödül ve süreci? Yok. Şu anda yok. Yok, ben katılıyorum buna. Yani etik konusunda ödül, şimdi Fatih Hocam bana sordu. Daha önce biz bunu bir kere Seçil Hoca ile konuşmuştuk. O bana demiş ki ben etik ödül konusunda şeyim demişti. Pek beğenmedim bu fikri. Evet. Hocam ben, çok özür dileyerek. Ben anlamamıştım. Kurumlara değil de bireylere verilmesi konusunda itirazım var. Ha, ben tabii o zaman açıklamadı, yani bu kısa bir konuşmaydı. Ben de Allah Allah niye böyle dedi ki dedim. Ama sonra düşününce aslında bence ne ödülle, yani ne bireylere ne hani diğer konularda iyi uygulamalar tabii ki ödüllendirilsin, farkındalık yaratılsın. Ama etik zaten norm olan olmalı. Yani çok etiksin diye ödül veriyorsak o zaman diğerleri etik değil mi? Yani herkes zaten o kadar etik olmalı ki biz öyle bir ödül vermek zorunda kalmamalıyız. O zaman amaca ulaşmış oluruz diye düşündüm ben. Tabii daha amaca ulaşmadığımız için verebiliriz aslında. Hani, fakat ölçmek çok zor. Çok zor bir süreç olduğunu Tolga Bey bahsetti. Hakikaten zor bir süreç. Yani neye dayan? Etik o kadar zor ölçülebilir bir şey ki, ama belki yapılan etik uygulamalara, şirket içerisindeki sizin bahsettiğiniz somut adımlara, etik kodların uygulanması açısından onlarla ilgili hem farkındalık da yaratmak için böyle bir yola bir ihtimal çıkılabilir diye düşünüyorum. Seçil Hocama söz almadan ben de buyurun. Belki TÜRMOB vermek istiyordur etik ödül hocam. Hayır, seçim kime kalacak? Ben onu merak ettim. Aslında geliyor değil mi sesim? Birebir örtüşmese de bizde de meslek mensuplarına ödül veriyoruz aslında. Geçmişte 20 yılını dolduran meslek mensuplarına onur ödülü verildi. Daha sonra 15 yıla indirildi değil mi bu arkadaşlar? O 10 yıla indirildi. Yani bu zaman ama etik konusunda aslında yine bir ödül var. O da şu, ama bu Türkiye'de ne derece olan etik taahhütnamesini alan meslek mensuplarını biliyorsunuz. O da web sayfasında yayınlayıp onlar ayrıcalıklı hale geliyor. Bunun da anlamı işte yabancı yatırımcılar, ciddi yatırımcılar, etik sözleşmesi imzalayan ve etik kurallar içinde mesleği yapan arkadaşlara yönlendirilmesi amaçlanıyor. Ama burada da bir handikap var. Onu aşılamıyor herhalde. İşte kişisel verilerin korunması, doğru siber saldırılara karşı nasıl korunur o meslektaşlarımız? O anlamda henüz bir karar verip bunlar tamamıyla işletilmedi diye düşünüyorum. Yanlışım varsa o da yöneticilerimiz de burada düzeltirler. Durum budur. Seçil Hocama topu atalım. Bombayı patlatsın. Teşekkür ederim. Şimdi pazarlama diye bir alan var. Pazarlama hocalarımız var bizim. Onlar da akademik araştırmalar yapıyorlar. Özellikle TİDE gibi kurumların verdiği bu ödüller şirketlere gerçekten para olarak geri dönüyor. İtibar, saygınlık, prestij olarak geri dönüyor. Dolayısıyla bir yanlış anlaşılma olmasın, bu tip ödüllere asla karşı gelme gibi bir durum yok. Konuşma aynen şöyle oldu. Bir muhasebe meslek mensubunun en etik, yani daha etik olarak, yani en etik muhasebe meslek mensubu. Böyle bir ödül olabilir mi? De konuşma. Ben de olamaz dedim. Çünkü bir insanın, bir meslek mensubunun diğer meslek mensuplarından daha etik olduğunu ölçemezsiniz. Bu ölçümün mümkün olmadığını düşünüyorum. Literatüre baktığımızda da kurumların dahi bu konuda ödül verilip verilmeyeceği ölçülürken bunlar dönemlik ders bile yapılıyor. Yani kime oy verilmeli? En iyi etik kurum ya da en iyi kurumsal olarak yönetilen kurum dendiğinde kime oy verilmeli konusunda Avrupa'da, Amerika'da, hatta Türkiye'de TİDE'de bu dersleri destekliyor bildiğim kadarıyla. Böyle dersler var. Kime oy verilmeli ve bu ödülleri kimler kazanmalı şeklinde. Dolayısıyla bu ödüllere kesinlikle karşı değilim. Tam tersi destekliyorum ama kişi bazında, muhasebe meslek mensubu bazında en etik muhasebeci şeklinde bir ödül verilmesine ben şahsen karşıyım. Şimdi bir soru gelmişti devletle ilgili. İzin verirseniz biz Çağnur Hoca ile ikimiz herhalde bir 10 senemizi finansal raporlama ile ilgili, kar manipülasyonlarıyla ilgili kurallar gönüllü mü olsun, zorunlu mu olsun? Herhalde hayatımızın bir 10 senesini Çağnur Hoca'yla, benim doktora tezim dahil olmak üzere, bu konuya harcadık. Şöyle bir durum var. Etik her zaman yasal olan demek değil. Kurumsal sosyal sorumluluk da öyle. Mesela aynı şey kurumsal sosyal sorumlulukta da mevzu bahis. Kurumsal sosyal sorumluluk zorunlu mu olsun, gönüllü mü olsun dediğinizde, diyelim ki bir çimento fabrikası var. Bu çimento fabrikası havayı çok kirletiyor ve baca filtresini 3 ayda bir değiştirmesi gerekiyor. Fakat değiştirmiyor, yılda bir değiştiriyor. Şimdi siz bu çimento fabrikasına deseniz ki o baca filtresini 3 ayda bir değiştireceksin. Nasıl denetleyeceksiniz bunu? Devlet olarak denetlemeniz çok zor. Bir şekilde kural koyduğunuz zaman cezası olsa bile etkili oluyor ama bir yere kadar etkili oluyor. Kurumsal sosyal sorumluluk ne zaman 3 ayda bir o filtreyi değiştiriyor bu çimento fabrikası? Deseniz ki ona kurumsal sosyal sorumluluk raporu yap, gidiyor İzmir'de ise bu fabrika Çeşme'ye orman yapıyor. Bu çok güzel bir şey ama oranın havasını kirletiyorsun. Aslında senin baca filtresini değiştirmen lazım. Orman yap ama önce baca filtresini değiştir. Şimdi şunu demek istiyorum. Bir takım şeyleri mesela kurumsal sosyal sorumluluk harcaması yapacaksın dediğinizde yapar. Orman yapıyor. Kural olarak 3 ayda bir baca filtresini değiştireceksin dediğinizde bunu yapmamanın bir yolunu bulabiliyor. Ama eğer şunu ispatlarsanız, neden bu akademisyenler acaba kurumsal sosyal sorumluluk para ediyor mu, acaba etik para ediyor mu diye sorup araştırıyorlar. Eğer şunu ispatlarsanız ona, sen bu baca filtresini 3 ayda bir değiştirirsen, 3 ayda bir değiştirmeyene oranla karlılığın %20 artacak. Bunu sonuç olarak görürse, yani burada kurumsal yönetimde en önemli mekanizma piyasadır, toplumdur. Siz istediğiniz kadar denetim mekanizması koyun. Ben derslerde şu örneği veriyorum. Dünyadaki en etkili denetim anne baba denetimidir. Delinebiliyor mu? Delinebiliyor. Eğer toplum bazı yasaklara sahip çıkmazsa sonuç olarak kurumsal yönetimin de, etiğin de içinde olduğu kurumsal yönetim de belirli bir yere gelmesi mümkün değil. Ama devletin yapacağı hiçbir şey mi yok? Kesinlikle böyle bir şey de yok. Mesela sunumlardan birinde rüşvetle ilgili bir kanundan bahsedildi ilk. Başkan bahsetmişti tam olarak hatırlayamıyorum en başta. Ha, değil mi? Şimdi bu önemliydi mesela. Bu devletle ilgili bir durum. Bu neye bağlanıyor? Sunumlarda bahsedilen üst yönetimin bu konudaki kararlılığına bağlanıyor. Yani etik yatırımlar ne zaman para eder? Eğer üst yönetim kararlı bir şekilde ona sahip çıkarsa. Ülke için de böyledir, devlet için de böyledir. Toplum bu konuda yatırım yapacak, sahip çıkacak ama üst yönetim de bu konunun üzerine kararlılıkla gidecek. Bu şekilde yanıt vereyim. Teşekkür ediyorum. Evet, bilemiyorum başka dinleyicilerimizden bir soru varsa onları alabiliriz. Eğer yoksa bir sonuç toparlayıp kapatacağız oturumuzu. Buyurunuz. Merhaba. Etikle ilgili ödül vermek için normların ne olması lazım? İşte ölçütlerin cevap. Siz karşısınız, ben verirsin diyorum. Ölçütün ne olması lazım? Bu çok önemli. Kişilerin, biz meslek mensuplarının yaptığı iş, çıkardıkları finansal tablolar, bunların ölçütlerinin çok belirgin olmaması etikle ilgili ödülleri biraz zora sokuyor diye düşünüyorum. Bu arada biz de oda olarak TİDE'den 3 tane ödül aldık. Onu da söyleyeyim. Süper. Hocam ben izninizle bu şeye bir cevap vereyim bu soruya. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. En etik muhasebeci gibi bir ödül değil. Yani o seneye ait özel etik bir davranış varsa buna bir teşekkür gibi düşünelim. Mesela örnek, benim kafamda canlanan örnek şu şekilde. Diyelim ki SMM Engin Ergüden. Engin Bey. Mesela Cemile Hanım rahatsızlanmış 2 ay boyunca. Engin abi de bu süre boyunca gelmiş. Cemile Hanım'ın işleriyle ilgilenmiş. Müşterilerle ilgili işleri yürütmüş. Müşterileri de almamış. Sene sonunda Cemile Hanım başvuruyor. Diyor ki böyle bir rahatsızlıkta gönüllü olarak gelip bir meslektaşına, bunun adı nedir? Dayanışmadır. Yani şimdi mesela buna ödül verince Engin abi diğerlerinden daha mı etik? Evet, bu davranışı daha güzel. Yani ben bunu kastediyorum. Kime alkışladık şimdi? Engin abi. Hayır. Engin Bey'e alkışlandı. Engin Bey'e alkışlıyoruz. Engin Bey'e alkışlıyoruz. Bu arada bu herhangi bir Türk muhasebecisinin rahatlıkla zaten yapacağı da bir davranış. Engin abi evleviyetle yapar yani. Hukuk diliyle söylüyor. Olayları dillendirmek lazım. Evet, yani farkındalık yaratmak amacıyla en etik muhasebeci gibi bir şeyi ölçemezsiniz. Çok da yanlış olur. Yani hani gerçekten zor ve yanlış olur. Problem de ne kadar hani şeffaf bir süreçte yürütseniz gene de sıkıntı olur. Ama belli uygulamaları destekleyip ödüllendirilebilir. O konuda katılıyorum ben de. Şirketler bazında düşünürsek şirketin yaptığı işte elemanlarına etik eğitimi aldırtmıştır. Üst yönetim olarak elemanlarını bu konuda farklı uygulamalar yapmıştır. Mesela bu tür şeyleri evet ödüllendirelim. Ama en etik gibi bir kavrama girmemiz çok mümkün değil sanıyorum. Var mıdır başka bir soru salonda? Çok sıkıldınız mı? Buyurun. Buyurun. Mikrofon yalnız. Kimden rica edeceğiz? Hangisi çalışıyor? Şu çalışıyor. Beğenmediğim soru olursa çalışmayan mikrofonu göndereceğiz. Merhaba. Öncelikle teşekkür ederim sizlere. Odaya, yönetmene de teşekkür ederim. Çok keyifli oldu bugün bizim için. Kurumsal tarafını konuştuk. Erol Bey dedi ki, Erol ÖNGEN, yani bizim taraftan böyle gözükmüyor dedi. Ama bunun da bir çözümü yok dedi. Yok, ama yani peki o zaman biraz daha açarsanız bizim taraftan sevinirim. Soru bize. Ya bu ben şey anlamında söyledim arkadaşlar, devletin, maliyenin Türkiye'deki uyguladığı politikalar açısından biraz o konuya değindim. Düşünseniz ya 10 yılda kaçıncı af? 6. af geliyor. 6. afın geldiği bir ülkede 10 yılda ne kadar siz muhasebe yaptığınızda etik ilkelere veya standartlara, denetim standartlarına, muhasebe standartlarına göre yaptığınız muhasebeden memnunsunuz. Sizin değeriniz yapılan o aflarla bir anda sıfıra indiriliyor. Müşterinin size güveni kalmıyor. İşverenin size güveni kalmıyor. Bağımlılar için diyorum. Ya o anlamda gerçekten Türkiye'de bir sermaye birikimi yok. Bu sermaye birikimi olmadığı gibi bunun bir standartı yok. Düşünün, son dönemde bir medya kuruluşu satıldı. Allah aşkına nasıl satıldı hepiniz biliyorsunuz. Zorla sendikasyon kredisi aldırıldı Ziraat Bankası'na ve Ziraat Bankası'nın sendikasyon kredisiyle o medya kuruluşu el değiştirdi. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Bu nedenle diyorum, bir de burada aile şirketlerinin, biraz önce Fikret arkadaşımız mı söyledi? Aile şirketlerinin şirketlerini cebi gibi gördüğü bir ortamda düzeltmek nasıl olur? Düzeltmek işte bütün meslektaşlarımızın bu etik kuralları öğrenmesi, bunu bir geçim kaygısı yapmadan, para kazanma kaygısı yapmadan dik duruşlarla, bu dik duruşların sayısı arttığı sürece bunları düzeltiriz diyorum. Düzeltebildiğimiz kadar teşekkür ediyorum. Ben bir şey söyleyeyim mi? Şöyle, sanıyorum duyuluyor zaten. Ben şöyle katılıyorum bunu söylenene. Gerçekten umutsuz konuşursak umutsuz konuşabileceğimiz çok neden var. Daha biraz önce bir konuşmanın içinde hayat mücadelesi de var dendi bana. Yani etik konuşuyoruz ama. Onun için benim tek, en azından kendimden veya etrafımdan gördüğüm, bu etik bölgeleri kendimiz yaratmamız lazım. Bu zinciri, bu network'ü, iyi şirketlerle çalışmak için uğraşmak lazım. Onları ikna etmek lazım. Bunu bir zincir gibi yaymak lazım. Başka çare yok. Çünkü bir anda her şeyi değiştiremeyiz. Bir anda müthiş eğitimler verip bir anda bütün nesli değiştiremeyiz. O nedenle umutsuzluğa da yer olmadığı için kendi o zonu yaratmak lazım, bölgeyi. Birbirimizi etkilememiz lazım ve bunu da yaymak lazım. Ben başka şey düşünemiyorum. Çünkü karamsar tarafından baksanız inanılmaz karamsar tarafı var. Hanımefendi orada devlet dedi. Söyleyeceğimiz çok şey var. O nedenle bence umutları yukarıda tutup o kendi bölgemizi yaratmak, onu da büyütmek tabii. Yani ne kadar büyütürsek o kadar başarılı olacağız. Bence bunun en şey tarafı bu, etkili tarafı bu olabilir. Yani en basitinden mesela herkes, burada bulunan herkes müşterilerine gittiğinde bir lafın arasında mesela ben böyle bir şeye gittim, etik davranan şirketler daha karlıymış cümlesini kursun yani. Hani bunu bu hayatımızda müşterilerle konuşurken vesaire bunun bir parçası olursa, hani bir şey 40 kere söylerseniz olurmuş ya. Hani insanların aklında böyle bir fikri oluşturmak bile, evet biz zaten bu TÜRMOB'da bu etik projesine başladığında hemen gerçekleşmeyeceğini biliyordu. Hepimiz biliyorduk zaten yani. Biz bunu gelecek nesillere düzgün götürmek için buradayız. Hepimiz o yüzden buradayız. Anında değişmeyecek. Ama yavaş yavaş değişecek. Kendi alanlarımızı yaratarak, bunu paylaşarak mutlaka daha iyi bir yere geleceğiz diye düşünüyorum ben de. Başka söz almak son bir şey daha söyleyeyim. Türkiye, bugün hep böyle yine hileli mali tablolardan konuştuk. Hani bizi etkiliyor ya, IMF'ye kayda atıyoruz. Ama esasında Türkiye'de çıkar çatışmaları, fatura komisyonları ve rüşvet konusu çok yüksek. Şirketler arasında, özel şirketler arasında da, özel şirketlerden kamuya da. Her tarafımızda var. Bence mali müşavirler aynı zamanda bu konuda da çok ciddi olayın zaten hep bir parçası ne yazık ki. İşte oradaki duruşlar çok kritik. Mali tablo hileleri veyahut da işte bizden istenen patronlardan veyahut da işte şirketi yönetenlerden o bir konu, ama onun haricinde emin olun bizim müşavir arkadaşlarımız bu rüşvet, komisyon, çıkar çatışmaları sonucunda olan suistimallerle çok fazla karşılaşıyorlar ve çoğunda da ne yazık ki ses çıkarmak çok zor oluyor. İşte buradaki o duruş bir şey çok kritik. Teşekkür ederim. Hocam, buyurun. Çok teşekkür ederim öncelikle. Gerçekten güzel bir sunum oldu, panel oldu. Ben şu konuya değinmek isteyeceğim. Yani şu an gerçekten bu anlatılanlar, konuşulanlar Türkiye'nin gerçek bir sorunu. Ve bu sorunun ne şekilde, yani ödül kısmını geçtik, bir de bunun cezai yaptırımı olsa olabilir mi? Yani düzelebilir mi? O şekilde bir yorum almak istiyorum. Yani cezai yaptırımlar zaten TÜRMOB'un disiplin kurulları var. Şimdi bir çimento fabrikasının hava filtresi örneği, adama dememize rağmen, bir fabrikaya ya da ilk yapmamıza dememize rağmen geri plana atılması. Yani bu tarz önleyici ve cezai yaptırım olarak demek istiyorum. Verenlere, patronlara ceza yaptırımı demek istiyorum. Anlamadım. Yani ceza aslında bunun yani uygulanmasında problem var. Tabii ki ceza yaptırımlar var. Uygulamanın daha iyi hale gelmesi için de kurumlar olarak ve üst yönetim olarak bir arada çalışmak durumunda. Yani TÜRMOB kendi kurumu içerisindeki disiplin konusunda son derece yoğun çalışıyor zaten. Ya biraz önce söylediğim gibi arkadaşlar, zaten bizim çalışma usul esasları hakkındaki yönetmeliğimiz, etik ilkeler yönetmeliğimiz, mecburi meslek kararları, bunlar uymamanın cezası zaten disiplin yönetmeliğinde var. Bunlardan birisini ihlal edildiği zaman disiplin cezasıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ama yapanlar cezalandırılmıyor derseniz bu tespite bağlı. Tespit edilmediği sürece cezalandıramıyorsunuz. Yani biraz önce söylediler, mesleğimize sahip çıkıp olumsuz durumları ihbar etmeliyiz gibi şeyler çıktı ortaya. Biz mesleğimizin jandarması olmak durumundayız. Yani bu mesleğin çok ileriye gitmesini istiyorsak, saygın bir yere gelmek istiyorsak jandarması olmak durumundayız. Olumsuz yerleri, bu ihbarcılık değildir. Mesleğimiz adına, mesleğimize duyduğumuz saygı adına ilgili yerlere aynen bildirmeliyiz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bence konuşun diyebiliriz belki. Ben aynı zamanda eğitmenlik yapıyorum. Eğitim eğitmenliği yapıyorum. İşte Türkiye'nin birçok yerinde bir dönem usul incelemeleri yapıldı bir anda. Ve eğitimlere gelenlerin sorduğu sorular ve bakış açısı tamamıyla değişmişti. Usul incelemelerinde devletin eli kime değdiyse ceza kesildi. Ve o kadar etkili oldu ki dinlediğim kadarıyla hem firmalar bazında hem de meslektaşlarımız bazında bütün bahaneler bir kenara bırakıldı. Şunu söylediler, biz zaten hani farkındayız anlattıklarınızın ve doğal olarak tedbir almaya başladılar. Ne yaptılar mesela? Sakıncalı olan müşterilerini elediler. Personel sayısını azaltmadılar. Hizmet kalitesini yükselttiler. Çünkü bunlara ihtiyaçları olduğunu zaten tespit ettiler. Yani devlet çözümün en başında geliyor. Şu an sorun da yaratan olduğunu düşünüyorum. Çözümün de en başında o geliyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Ama bu durum zaten bizim işletme kavramına direkt işaret ediyor. Hani sunum sırasında bir piramitten bahsetmiştim. Bütün sorular aynı şeyi söylüyor aslında. Hani nerede cezası bunun, nerede bunun cezası, yasal olsun vesaire. Şimdi ne yazık ki, bunu desteklediğim ya da savunduğum için söylemiyorum. Ne yazık ki işletmelerin önceliği her zaman ne oluyor? Kar oluyor. Yani para kazanmak için çalışıyor aslında herkes. Yani bugün 100 kişiye sorsanız, sana hiç para vermesem aynı mesleği yapar mısın deseniz 80'i hayır der herhalde. Yani sonuçta para kazanmak birinci güdü. Hem çalışan için hem patron için, sermaye koyan için daha fazla. O piramitte ikinci sırada ne geliyor? Yasal zorunluluklar geliyor. Neden? Canım yanmasın. Yani ceza alırsam ceza sopasıyla geliyor. İşletmenin olgunluğu, ki buna etik olgunluk diyebiliriz. Yani bunu ölçecek bir araç yok elimizde ama olgunluk seviyesi arttıkça, ki ne dersek diyelim işletmelerin yaşam döngüsündeki belirli aşamaları aştıktan sonra bu olabiliyor. Bu sefer ahlak, etik değerler, moral konusu geliyor. 3 ayda bir değiştirmesi gereken filtreyi devlet onu yakalamadı diye değil, değiştirmesi gerektiğine inandığı için değiştirmeye başlıyor. Tamam mı? Bu olgunluğa erişmiş firmalar, işletmeler en üst seviyede filantropi dediğimiz gönüllü, aldığım kadar vereyim. Çünkü sürdürülebilir bir şekilde ben doğaya verirsem, çalışanıma verirsem, insanlara verirsem, topluma verirsem, bu da onun yerine geçiyor. Ben şahsen hani haddim değildir hiçbir zaman böyle şeyler ama size bahsettiğim Archie Carroll'ın piramidini eleştiren bir yazı yazmıştım. Kendime yazılar şeklinde. Hep şunu vurgulamaya çalışmıştım. Ne yazık ki artık 21. yüzyılın hani kapitalizminde diyelim, piramidin 4. safhası, yani filantropik bu gönüllülük yasalın biraz üstüne çıktı ama moralin altına indirdi. Neden biliyor musunuz? Çünkü hocamın az önce verdiği örnek bana onu hatırlattı. Hani çok net bir örnek vermeyeyim de firma ortaya çıkmasın ya da firmalar diye şey yapmaya çalışıyorum. İşte 10 tane ağaç ya da işte 100 tane ağaç dikip orman yapıp, tamam, bu firmayı ortaya çıkarmaz. Bunun için 1 milyon ağaçlık reklam parası harcayan bir firma haline geldiyseniz, bu artık gönüllülükten yasal zorunluluğun biraz üstüne geçmiş ama moralin altında, yani etik değerlerin altında bir şey. Yani çünkü bu para getiren bir şey haline gelmiş. Ben şu kadar şunu yaptım, ben bu kadar bunu yaptım diye ortaya koyulan reklam bütçeleriyle o yaptım denilenin belki de 5 katı yapılabilir. Ama buna rağmen yine de yapılsın. En azından birileri görür de, işte hocamın dediği farkındalık, onu takip eder. Başa dönecek olursak, devletle, hani sadece devlete bırakarak bu olmuyor. Olmayacak da. Çünkü devlet hiçbir zaman yetişmeyecek. İç denetçiler olarak biz hep şunu söyleriz. Birinci sorumluluk riskte yönetimindir. Burada da işletmelerindir, toplumundur. Devlet ikinci seviyede geliyor. Artık onun üçüncü seviyesini hiç tartışmaya bile gerek yok. Çünkü eğer öyle olursa biz hep şu örneği veriyoruz. Bankada her masanın başına bir müfettiş koymak lazımdı. Bu olamayacağına göre sokakta da herkesin yanına bir devlet görevlisi koyamayız diye düşünüyorum. Umarım şey olmuştur. Evet, herkes kapısının önünü bir temizlesin. Son soru alıyoruz. Buyurun. Şu anda doğaçlım olarak geldi. Tabii Erol Bey'e soracağım. Bir de Seçil Hoca'nın bu arz-talep konusundan bahsetti. Benim aklıma gelen şöyle bir şey var. Devlet birçok yere gidemiyor Maliye Bakanlığı. Birçok firma veya işletme denetim dışında. Denetim dışında olduğu zaman firma sahipleri zaten gelen giden yok. Sonuçta mali müşavirle ben bunu yaptım. Çok da önemli değil bunlar. Zaten böyle görüyorlar. O zaman bu arz talep konusunda biz daha az müşteriye sahibiz. Ama benim aklıma gelen şöyle bir şey var. Maliye Bakanlığı bizlere görevlendirse, madem ki elemanları az, arttıramıyorsa, bize görev verse, özellikle mesela bana 10 tane firma, al sen şu firmalara gideceksin, denetleyeceksin dese, bizler daha flaş olmaz mıyız? Hem devlete daha çok hocam cevaplayabilir miyim? Sebep bana bir yoğurtçuyu verseniz, yani yoğurtçunun muhasebesini ben A'dan Z'ye tam yapmak isterim ve uyu böyle vazgeçemiyorum. İmkansız bir şey. O zaman bana verecek para 150 lira. Tahmin ediyorum aynı onun gibi bir şey olursa 4 tane işletme olsa benim 600 liradan fazla gelir olmaz. Zaten 3 aşağı 5 yukarı o civar. Benden biraz kısa. Tabii aslında bu mekanizmalar var. Dış denetim, iç denetim, dış denetimin daha fazla zorunlu hale getirilmesine çalışılıyor. İşte bu BOBİ'lerde o yüzden yayınlandı zaten. Bu konuda belirli bir çaba var. Biz şunu konuşurduk daha önce muhasebe meslek mensuplarıyla. Finansal danışmanlık. Yani zorunlu olarak değil de hizmeti bir şekilde finansal danışmanlık, mali müşavirlik olarak o yöne doğru kaydırma, ortak akıl bunu söylüyor diye konuşmalar hatırlıyorum. O geldi aklıma, onu burada dile getirmek istedim. Kurum kuruluş ne yapacak denetim? Yani denetimle ilgili özel yazılımlarım var. Özel olarak kullanıyorum. 15-20 kişinin yaptığı denetimi ben bir anda yani mesela yaptığı çaba talebi artırmak yönünde nedir? BOBİ standartları, işte Türk Ticaret Kanunu'yla hepsini yapamadı ama dış denetimi getirdi burada. Meslek mensubunun da bu lisansı almasını kolaylaştırdı. Dolayısıyla bir nevi aslında talebi artırmaya çalıştı zorunlu olarak diye düşünüyorum ama tabii Erol Bey. Sürekli af çıkması hakikaten çok kabaktırı veren bir şey. Kesinlikle. Çünkü sonuçta da çıkar düşüncesi var. Artık bizler de o diğerlerini de ödememesi. Öyle kalmıyor. Teşekkür ediyorum. Ancak işte Maliye Bakanlığı müşterileri belirlesin. İşte 10 tane ona, 5 tane buna katılmak mümkün değil. Katılamıyorum. Zira öyle bir şey olduğu zaman biz maliyenin memuru oluruz. Ne etik kuralımız kalır ne bir şey. Bağımsızlıktan söz edebilir miyiz arkadaşlar? Tarafsızlıktan söz edebilir miyiz? Yani biz aslında o kadar güzel bir mesleği yapıyoruz ki, konuşmam başında da söyledim. Bizim sosyal sorumluluğumuz var. Kamuya karşı sorumluluğumuz var. Bir terazi düşünün. Bu terazinin biz tam topuzuyuz arkadaşlar. Yani o derece hassas bir görev yaşıyoruz. Devletin görevi işte o müşterileri ona buna dağıtmak değil de, devletin görevi sermayenin gelişmesi, bu meslek mensuplarının daha güzel hizmet vermesi amacında pürüzleri ortadan kaldırması diye düşünüyorum. Yoksa devlet kalkıp memur gibi atarsa o zaman... Ben bunun emri altında olan değil. O denetimi arttırılması için şu olarak düşünülen bir şey. Benim denetimi... Yani bunu yapamıyor. Ben şirketlerle muzdarip gelsek denetimi tabii... Farkındalık olacak ya. Bak siz yaptın. Demek ki siz yapmak beni kurtarıyormuş. Derler diye. Denetimi artırması anlamında elbette zaten odalarımız da TÜRMOB'da bu konuda diyor ki işletme defteri kaldırılsın. Herkes bilanço esasına geçsin. Herkes raporlama Türkiye TFRS'e uygulansın diye o limitler düşürsün diye çok uğraş veriyor ve teklifleri de var. TÜRMOB'un da odalarımızın da. Buna rağmen son çıkan denetim şeyinde sınır neydi? 35 milyon aktif, sanıyorum 70 milyon ciro, 175 üzerinde de işçi. Bunlardan her ikisinin aşılması halindeki değil, bu elbette düşürülmeli ve iş denetime gitmeli. Yani muhasebeden tutup denetim mekanizmasının geliştirilmesi lazım gelir diye düşünüyorum. Tabii katılıyorum, ancak Maliye Bakanlığı'nın görevlendirmesi şeklinde değil tabii bu. Daha tersine tam bu kuruluş özerk olmalı. Hiçbir kurumun vesayet altında olmamalı diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Efendim hepinize panelimize katıldığınız, bizlerle bu güzel öğleden sonrayı paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sayın panelistler gerçekten hem çok güzel sunumlar yaptılar, hem umarım güzel bir tartışma ortamı yaratmışızdır. Ulaşmaya çalıştığımız şey etik kültürün aslında yaratılmasında etkili olan faktörlerdi. Biz onların üzerinde biraz durmak istedik. Üst yönetim olsun, teknolojinin bize getirdikleri olsun, değer yargılarımız olsun, bunlar üzerinden bir tartışalım istemiştik. Çok teşekkür ediyoruz. Umarız sizin için doyurucu bir panel olmuştur. Ben tek tek gerçekten panelistlerin hepsine çok teşekkür ediyorum.